Merhaba, hoş geldiniz. S23 Ultra'nın PUBG testiyle karşınızdayım. Oda sıcaklığı 22,4 derece. Şöyle cihazın önden bir sıcaklık alalım. 31, 32, 30, yani 30-32 derece. Biraz ben ürünü kullanmıştım. Kamerasını falan kurcalamıştım. 29, 31,6. Evet, 31-32 derece olarak rahatlıkla kabul edebiliriz. Pil görebileceğiniz gibi %90. Ben şöyle kronometreyi koyuyorum. Ekran parlaklığı tamamen en yukarıda, en yüksekte. Gördüğünüz gibi akıcı 90 FPS, lobide de akıcı 90 FPS. Dengeli vesaire de 60 FPS'in üzerine çıkamıyoruz. Ekstrem HDR ayarı açık değil. Ultra HDR'da da 40 FPS var. 60 FPS açılmamış. Halbuki kaldırır ama koymamışlar. Hani bunu koyan bir cihaz var mı bilmiyorum, açık konuşmak gerekirse. 90 FPS ayarlıyorum. Düzgünleştirmeyi 4x yapıyorum. Bunun dışında grafikleri otomatik ayarla ayarı da kapalı. Böyle tamam diyorum. Burada FPS'i görebiliyorsunuz. Ne kadar kaynak tükettiğini, sıcaklığı, RAM'i görebiliyorsunuz. Sıcaklığı da zaten ölçtük. %90 şarjda başladık. Şu arkadaşınları indire koysun. Hızlı bir oyun oynamak istiyorum arkadaşlar. Maksat hani eğlence olsun. Ben öyle çok ciddi bir PUBG oyuncusu değilim. Hatta direkt ciddi bir PUBG oyuncusu değilim. Hatta direkt PUBG oynamıyorum. Şöyle başlatalım. O yüzden ciddi bir gameplay çıkmazsa, ciddi bir oynanış çıkmazsa kusura bakmayın. Sesi de açalım ve hemen başlayalım. Bu şekilde hemen oynayalım. Hoparlör şurada olduğu için oynarken bu şekilde kapatıyorsunuz. Bir takım beceriksizlikler söz konusu. Herkesten özür diliyorum. Şimdi arkadaşlar ilk oyun bitti. Öncelikle bir sıcaklık alalım. Gördüğünüz gibi 5 dakikadır oynuyoruz. Hemen 37 dereceyi gördük. Buçuk. Şöyle arkadan bak. 31 ile baş. Hatta 31. Hadi olsun. 31 ile başlamış. 32 ile başlamış olalım. Evet, burada 39 dereceyi gördük. 35 derece. 38, 39. ...37 derece çok çok hoş değil. Çok çok hoş değil. Bunu söylemek lazım. Hemen devam edelim. Yani... Evet, takır takır dövüşüyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Reloading.
Evet, yine kaybedilen bir maç. 11 dakikadır oynuyoruz. Hemen bir sıcaklık ölçelim. Bakın Persi'de 41 derece gördük. Ben bunun hoş bir değer olduğunu düşünmüyorum bir amiral gemisi için. Hani bu kadar hızlı bir şekilde buraya gelmesi bilmiyorum. Ama hani kasada 38-39, onu da geçmiyor. Şöyle bir 40 derece gördük. Tamam, 40 derece gördük, yani üstünü görmedik. En azından kasanın üzerinde. Şu arkadan bakalım. 39. Bu da yani tamam, doğru ölçüyor. 38. Benim isteğim hani biraz -39. Önde 39-40, arkada da 37-39'u gördük desek yanlış olmaz. Ben bir tane daha arena atmak istiyorum arkadaşlar. Hem yani böyle eğlenceli oynamaya müsait bir mod. Bu 3 defa da oynarsınız yani, mesela ben PUBG sevmeyen biri olarak bunu arka arkaya 3 defa oynarım. Bunun bir testini yapmak istiyorum. Ardından hani bir tane arena atarız. Arenadan sonra da duruma bakarız. Yine tekrardan yüksek beceriksizliğim için herkesten özür diliyorum. Bence bu cihaz en çok dikkat etmeniz gereken, hani bak hoparlör kapanıyor tık diye şuradan. Ya kulaklıkla oynasanız daha güzel olur. Böyle gecikmesi az bir kablosuz kulaklıkla. Çünkü burada Type-C port var, hani kulaklık takacağım falan deseniz. O da bir ciddi problem bana göre. Yok artık ya. Yok artık ya. Evet, ağzımızın tadı bozuldu. Bir mağlubiyet daha aldık. 19 dakika oldu. Şöyle bir sıcaklık ölçelim hemen. Persi'de gördüğünüz gibi 42 derece göründü. 40 derece. Evet, bu 40,9 biz rahatlıkla 41 derece olarak kabul edebiliriz. Yukarı doğru sanırım bir 41 görecek gibi hissiyata sahibim ama 40,5, yani 40,5. 31 dereceyle başlamıştık. Cihaz hani biraz sıcak başlamıştık. Odanın sıcaklığına uyum sağlamamıştı. 40,7, 38, 40,4, 41, 37. Evet, rahatlıkla hem ön tarafta hem arka tarafta 41 derecelik bir sıcaklık olduğunu söyleyebilirim. Ben cihazı yeterince ısıttığımızı düşünüyorum. Bu arada hani söylemeyi unuttum ama ben zaten bütün oyunları bu şekilde yapıyorum.
Alternatif oyun performansı yönetimi açık. Yani GOS kapalı. Cihaz performansını kısmıyor Samsung'a göre. Şöyle devam edelim. Cihaz hani 2 derece kaybetti. 20. dakikadayız. Şöyle rütbesiz klasik mod diyelim. 21 dakikadır oynuyoruz. Aklınızda bulunsun. Sesini açalım. Tam teşekküllü troll bir takım. Sanırım bu Pochinki'ydi bizim bootcamp. Oraya atlayalım hemen. Evet, sanırım atlama vakti geldi. Evet, burası bootcamp değil. Ama sanırım yeterince kalabalık bir yer olacaktır atlamak için. Bir kişi daha atlıyor. Bakalım. Evet, herhangi bir FPS sorunu yaşamadık şimdilik. Hani burası için konuşursak. İçeride biri var. Evet, canımızı okudu. Bir sorun yaşatmaz diye düşünüyorum FPS, ama burada karar vermek size kalmış. Benden daha çok PUBG oynayan vardır bu cihazda. Onların görüşlerini de almanızı tavsiye ederim. PUBG benim oynadığım oyunlardan birisi değil. Ben bu testleri yaparken böyle ciddi bir oyuncu gözü, şunun sesini kısalım ya. Ben burada testleri yaparken ciddi bir oyuncu gözüyle test yapmıyorum. Ben 5.23 Ultra aldım. Eğlenmek için yeterince iyi, rahatsız etmeyecek şekilde oyun oynatır mı? Ben bu şekilde bakıyorum. Evet, bize evet, bulmadığı için Erangel'e geçtik. Bakalım onu önerdi. Erangel'de ne olacak? Dediğim gibi siz ciddiyseniz ona göre incelemeleri izlemenizi ve kullananlara sormanızı tavsiye ederim. Evet, ikinci oyuna başladık. Evet, bir sorun yok gibi gözüküyor. Birkaç FPS'lik nazarlık olur o kadar diyelim. Evet, boş boş dolanıyoruz. PUBG Mobile'ın özeti bu zaten. Hani arena oynarsan bayağı aksiyon var da. Yani Battle Royale'ın ya bütün olayı bu. Ve ben bunu hiç ama hiç sevmiyorum. Evet, bir kişiyi öldürdük. Oo, hayda. Evet, Ayva'yı yedik. 37 dakikadır oynuyoruz. Şöyle hemen bir sıcaklık alalım. Bakın 43 dereceyi gördük orada. Ya arkadaş, bu mu yanlış ölçüyor ya? Yo. 41.3, 41.2. Hani sıcaklığı iyi dağıtmış diyebiliriz. Bu önemli bir detay. Hani sıcaklığın belli bir noktada toplanmasını tabii ki istemiyoruz. Şöyle baktığımda şurada biraz daha fazla olduğunu not düşmek kaydıyla iyi bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. 42.6'yı gördüm. Evet, 42.6. Tamam, 42.6'yı gördüm. Hemen arkaya da bakalım. Hem oyun devam ediyorken yine bir grafik oynattığı için 90 FPS. Cihazın sıcaklığı da düşmez. 41.6, 40, 43, 43'ü gördük. 43.2, 40, 37, 42.6. 42.7. Yani evet, 43'ü gördük. Şurada bir yerde 43'ü gördüm. Burada hemen bir piline bakmak gerekiyor. Pil 76 arkadaşlar. 90'la başlamıştık. 14'lük bir pil kaybımız var.
Kaç dakikada? 38 dakikada hangi ayarlarda %14'lük pil kaybımız var? Akıcı 90 FPS'te arkadaşlar. HDR falan hiç karıştırmadık. Oda sıcaklığı 22,8 derece. Biz oyuna kaç dereceyle başlamıştık? 31-32 dereceyle başlamıştık. 38 dakikalık oynanışta 31 dereceden 43 dereceye akıcı 90 FPS'te en yüksek ekran parlaklığında, ancak en yüksek ekran parlaklığı derken manuel en yüksek ekran parlaklığında ve ekstra parlaklık ayarı kapalı. Şimdi arkadaşlar benden böyle çok ciddi bir oynanış beklemeyin. Ya ben nasıl oynadım? İşte Arena oynarsın. Böyle bir tane oyun oynarsın, çıkarsın. 40 dakika bile oynamam ama oynayacağım, hani 2-3 tane arena atar 15-20 dakikada çıkarım. Daha böyle ciddi bakıyorsanız meseleye, bu zaten amiral gemisi, hani bununla oyun oynarsınız. PUBG ciddi manada oynarsınız ama tabii ki şu sesini kısalım, bakın mesela 44 derece oldu. Tabii ki daha ciddi oyuncular size daha iyi cevaplar verebilir. Sorularınızı daha iyi cevaplayabilir. Diğer S23 Ultra kullanıcılara sorabilirsiniz. Benim deneyimim bu şekildeydi. Videoyu daha fazla uzatmaya, bir bölümde atmaya gerek yok. Ben bunu kısalta kısalta 10-15 dakikaya kadar indiririm 40 dakikalık oynanışı. Hani zaten hani bazı kısımlar lobide falan geçti. Şimdi arkadaşlar bir de videoyu sonlandırdım ama şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Ben bunu videonun bir arasına koyarım. Niye HDR 60 FPS testi yapmadın? Açık ve net konuşayım. Hani kimse HDR 60 FPS'i oynamayacaktır diye düşünüyorum. 90 FPS varken. Bu bir FPS oyunu olduğu için ve yüksek FPS daha önemli olduğu için. Ayrıca Ultra HD 40 FPS, HDR 60 FPS. Hani bunları test etmeye gerek duymadım. 40 dakikalık bir akıcı 90 FPS testinin yeterli olduğunu düşündüm. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Şimdi şöyle ben kapak almak için biraz oynayacağım işte. Güzel bir sahne yakalarsam onu kapak olarak alırım. Şunu da söylemek lazım. Hakikaten tasarım. Bunu ben bir önceki kod videosunda söylemiştim. Hakikaten tasarım. Gerçekten gerçekten çok iyi duruyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.